1. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı. 11. Amonyum dikromatın bozulma tepkimesi, NH4-2CR2O7, K-N2-G-4H2O, G-CR2O3-K şeklinde olduğuna göre tepkimeye ait hız denklemini yazınız. Cevap, hız K. 12. Amonyum dikromat miktarını 2 katına çıkarmak tepkimenin ortalama hızını nasıl etkiler? Açıklayınız. Cevap, değiştirmez, katı. 13. 6 gram amonyum dikromat 3 saniyede bozulduğuna göre amonyum dikromatın ortalama bozulma hızı kaç GS'dir? Cevap, 2 GS. 14. Amonyum dikromatın bozulma tepkimesinin hızı nelere bağlıdır? Açıklayınız. Cevap, sıcaklık, temas yüzeyi, katalizör. 15. Tepkime hızını azaltmak için yöntem öneriniz. Cevap, inhibitör. Aşağıda verilen bilgileri göz önünde bulundurarak 16-21. Soruları cevaplandırınız. Hidrojen peroksit endüstride ve evlerde yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerden biridir. Derişik hidrojen peroksit aşındırıcı özelliğe neden olduğu için ciltte ve gözde kalıcı hasarlara neden olur. Bu nedenle seyreltik sulu çözeltisi kullanılır. Hidrojen peroksitin bozulma tepkimesi H2O2 suda H2OS1/2O2G şeklindedir. Buna göre 16. Tepkimenin hız denklemini yazınız. Cevap, hız K, H2O2. 17. Tepkimenin derecesini belirleyiniz. Cevap, 1. dereceden. 18. tepkimedeki giren ve ürünlerin harcanma ve oluşma hızlarını karşılaştırınız. Cevap, RH2O2RH2O2. 19. hidrojen peroksitin derişiminin yarıya indirilmesi tepkimenin ortalama hızını nasıl etkiler? Açıklayınız. Cevap, yarıya iner. 20. normal şartlarda 89,6 L oksijen gazı 3 saniyede oluştuğuna göre hidrojen peroksidin ortalama harcanma hızını mol S olarak bulunuz. Cevap, 8/3 mol S. 21. hidrojen peroksidin bozulması endotermik tepkime olduğuna göre tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çiziniz. Cevap, endotermik. 1. sınıf kimya ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 217 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.